Arkadaşlar merhabalar. Bugün Captain Marvel filmi hakkında konuşacağım. 8 Mart 2019'da yayınlandı. Yani daha doğrusu vizyona girdi. Daha öncesinde galiba 7 Mart'ta da bazı salonlarda özel gösterim gibi bir şey olmuş olabilir. Çok bilmiyorum. Neyse ki ne, yani izledik filmi sonuçta. Spoilerlı konuşacağım. Hani böyle spoiler vermek için uğraşmayacağım ama hani üzerine bir sohbet yine yapmak istiyorum her zamanki gibi. Öyle inceleme gibi işte. Yani aklıma takılan şeyleri ben zaten hani daha önce de söylemişimdir. Ben çizgi romanlardan uzak birisiyim. Hatta çok yakın zamanda işte 2014'teki çizgi roman yeni okumuştum. O da şurada bir yerde görüyorsunuzdur herhalde. Onun hakkında da kısa bir video yapmıştım ama hani pek şey değil zaten. Çizgi roman yani ilk defa okuduğum bir çizgi roman açıkçası. Hem Captain Marvel'ı filmi gelmeden önce bir şeyleri hani kafamda oturmasına yardımcı olur diye düşünmüştüm. Açıkçası hani bağdaştırdığım şeyler de olmuş oldu. Yani hem filmle hem de Captain Marvel'la tabii çizgi roman benim okuduğum çizgi roman Captain Marvel olmuş bitmiş bir hikayeyi anlatıyor sonuçta. Burada ise Captain Marvel'ın nasıl Captain Marvel olduğunu izliyoruz. Hatta yani dizi bittiğinde elimizde bir Captain Marvel falan da yok yani. Şey film bittiğinde de bir Captain Marvel yok yani. Böyle bir isimle anılmıyoruz sonuçta. Büyük ihtimalle Endgame'de olacaktır. Tamamen Infinity War ve Endgame filmleri arasında köprü kuran bir film yani tamamen birbirleriyle bağdaştırabileceğimiz bir film. Yani bu film olmasaydı ne olurdu? Bir sıkıntı olmazdı. İşte o zaman da Infinity War'un sondaki işte Nick Fury'nin o mesajı da olmayabilirdi ya da çok daha anlam kazanmayabilirdi o olay. Bence baştan söylemek isterim ki güzel bir film olmuş. Hani puanım 7-7,5 gibi bir puana benim denk olur. Yani hatta IMDb'de ya da IMDb'de puanı baştan bayağı düşüktü. 5,2'lerle falan başladı. Şu an 6,8 falan sanırım. Hani 7-7,5 arasına oturacaktır diye düşünüyorum. Biraz sanırım şey olmuş yani. Yüklenmişler düşük puanlara. Böyle bir kasti bir şey yapılmış. Zaten onu da site yönetimi şey yapmış. Hatta Rotten Tomatoes'ta falan da sanırım öyle. Ben beğendim filmi. Hani benim gibi çok fazla bir şey bilmeyenler için iyi bir başlangıç hikayesi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki çizgi roman okuyan insanlar ya da daha öncesinden başka türlü bilgilere sahip olan insanlar sıkılabilir. Belki bazı noktalarda keyfini kaçıran şeyler olabilir. Mesela filmde ben Skrull'ların hani en azından yayınlanan fragmanlarda hep kötü kişiler olacağını düşünmüştüm. Yani hep öyle bakmıştım. Aslında kötü değiller, sadece şeyden kaçan, işte zulümden kaçan, hatta Kree'lerin zulmünden kaçan bir halk olduğunu öğreniyoruz. Bu şu okuduğum çizgi romanda da yani işte 2014'te yayınlanan 2018 Kasım'da da Türkiye'de yayınlanan çizgi romanda da aslında buna benzer bir hikaye var. Yani işte Captain Marvel uzaya gidiyor, hatta Torfa halkı var. Torfalılar işte sürülmüş, daha doğrusu bir savaş olmuş, gezegenleri mahvolmuş. O halkı kurtarmaya gidiyor falan. Yani biraz tesadüfi olaylar. Burada da aslında Torfa'ya gidiyorlar. Oradaki işte bir kendi casuslarını, Kree bir casusu Skrull'ların ele geçirme ihtimali var. Onu kurtarmaya gidiyorlar. Hikaye böyle başlıyor. Bir yandan da işte Captain Marvel, yani daha doğrusu Weers diye adı geçiyor. Ya bunun da sonrasında niye Weers olduğunu öğreniyoruz. Çünkü Carol Danvers'ın Weers'iymiş bu meğerse arkadaşlar. Gerçek adını bilmedikleri için 6 yıldır Kree'lerin arasında yaşıyor ve 6 yıl öncesinde dahi hiçbir anısı yok. Bunu da işte bir şekilde yedirmişler. Ona Kree olduklarını falan söylemişler. Zaten onun da kanı mavi falan akıyor. Yani tamamen işte Kree'ler tarafından iyileştirildiği için öyle. İşte ellerinden enerjiler falan çıkıyor. Yani ama hiçbir Kree'de olmayan bir şey bunda var. Niye? İşte bunları zamanla öğreniyoruz zaten. İşte Skrull'larla bir savaş sahnesi oluyor. Skrull'lar bunu ele geçiriyorlar. Yani Carol'ı ya da Weers'ı ya da Captain Marvel diyelim. Ele geçiriyorlar. Yani o ana kadar hep diyorsunuz ki böyle ana Captain şey Skrull'lar kötü kötü, tamam eyvallah. Yani bence verilen şey bu, normal olarak gidiyor. Anılarına giriyorlar. Çünkü o 6 yıldan öncesini hatırlamıyor işte Carol Danvers. Zaten kaç, 95 yılındayız dünya yılıyla öyle. Yani ama başka bir uzaydaki gezegenlerde işte Kree gezegeninde falan. Sonra işte o Torfa'ya gidiyorlar. Torfa'da bunu yakaladıktan sonra işte bir uzay gemisindeyiz. Bunun anılarına gidiyorlar. Carol da işte benim hafızama ne yaptınız, bana anılar mı yüklediniz falan filan. İşte Skrull da diyor ki hayır, orada olmayan bir şey yapmadık diyor. Lawson diye bir doktor var. O Lawson doktorun da işte ürettiği bir ışık hızı teknolojisi var. Onu ele geçirmek istiyorlar. İşte Captain Marvel yani Carol bu ellerindeki foton enerjilerini kullanarak bir şekilde kurtuluyor.
Bence orada güzel dövüş sahneleri olmuş. Koreografi falan güzeldi. Yani hoşuma gitti aksiyon sahnesi o anlamda. Sonrasında kaçıp bir şekilde hem yani Skrull'ların gemisini de patlatıyor, bir şeyler yapıyor. Bir tane de oradan gemi işte kaçış kapsülü alıyor. Kaçıyor onunla. Ve o kapsül sonrasında işte hasar alıyor. O da kaçarken o da yolda hasar alıyor. Dünyaya düşüyor. Böyle bir kaderin işte cilvesi. Hatta böyle işte tam böyle 90'lar konsepti. Zaten fragmanda sanırım yine görmüştük, bu Blockbusters dedikleri video satış yerine düşüyor. Neyse işte efendim, oradan sonra zaten hikayemiz başlıyor. Nick Fury ile hemen andan tanışıyoruz. İşte sonra Coulson geliyor falan, daha böyle çaylak falan muhabbetleri. Tamamen aslında Nick Fury ve Captain Marvel'ın, Carol'ın uyumlu ilişkisi, yani Samuel L. Jackson ve Brie Larson'dan bahsediyorum. Gayet bir uyumlu bir ilişkisi var filmde. Ben gayet beğendim. Tabii Nick Fury'yi gençleştirmiş olmaları ve bunu bütün filme yaymaları da büyük bir başarı. Baya iyi çalışılmış. Yani bana çok böyle sırıtan hiçbir şey hatırlamıyorum ben. İşte bu Lawson'la ilgili gelişmeler oluyor. Skrull'lar da dünyaya geliyorlar. İşte Captain Marvel'dan daha çok şey öğrenmek adına dünyaya geliyorlar. Onlar da birkaç kişi böyle hemen birilerinin kılıklarına giriyorlar. Hatta Nick Fury'nin müdürünün kılığına giriyor falan. Değil mi? Nick Fury bunu hemen anlıyor. Çünkü Fury diyor ki bana sadece Fury derler diyor. Annem de bana Fury der diyor. Çocuğum olsaydı o da Fury der diyor, ama işte bu Skrull Nicholas falan diye seslenince anlıyor onun şey olduğunu. Ben Mendelsohn'un çok az bir rolü var aslında. Çünkü genelde scroll haliyle görüyoruz onu. Yani öyle çok böyle aşırı bir durum yok. Kedi Goose'dan zaten acayip bir şekilde bahsedilmiş. O Kedi Goose da çizgi romanda, yani benim şu okuduğum çizgi romanda, yani Marvel'ın, Captain Marvel'ın bir kedisi var ama onun adı Chewie. Yani bu Star Wars'taki Chewbacca'ya bir gönderme. Çünkü gemisinin adı da Harrison. Yani o yüzden ben öyle düşünmüştüm ama sanırım böyle başka bir şey olduğu için, hani aynı iki dünya, yani Disney'in olduğu için galiba ikisi de kullanmak istememişler sanırım. Yani şey gibi oluyor çünkü o zaman sanırım. Sen Marvel'da Star Wars'u bir hayal ürünüymüş gibi sunuyorsun. Öyle olmasını istemedikleri için sanırım. Çok bilmiyorum yani, başka bir değişken olabilir. İşte yine başka bir filmden Goose ismi de gelmiş bu arada. Kediden. Kedi Goose'un da hani önemli bir rolü var. Hatta rolü de arttırılmış diye duydum sonradan. Yani okuduğum bir şeyler vardı bununla ilgili. Tim Nick Fury ile birlikte bu Skrull'ları alt etmeye çalışıyorlar. Ama meğerse bir bakıyoruz ki aslında kötüler taraf Skrull'lar değilmiş. Yani Kree halkıymış. İşte Yon-Rogg muydu neydi, yani onun hocası olan bir, yani ona işte dövüş tekniklerini falan öğreten birisi var. Dövüşmesini sağlayan. Hatta Carol enerjisini kullanmadan onu yenemiyordu yani. Baktığınız zaman o açıdan biraz geri yani. Yani şey, Natasha ile falan karşılaşsalar belki Natasha onun canını okuyabilir yani. Hatta bence okumalı da, okur büyük ihtimalle. Ama tabii ki Captain Marvel da bayağı iyi, güçlü yani. Ve hatta filmde gücünü daha da geliştirdiğini görüyoruz. Çünkü gücünü baskılayan bir şey var. Filmin bir noktasında onları çıkarıyor falan. Tam böyle gücüne kavuşuyor. Uçuyor falan böyle işte, zaten düşün. Hatta uzayda kaskı olmadan falan duruyor yani bir ara. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun dışında İşte Kree halkının asıl, hatta Ronan vardı. Daha önce de gördüğümüz bir şeydi işte, bu Thanos'a karşı bir, Thanos'u sevmeyen birisiydi işte Kree'lerden. Yani ben çok hatırlamıyorum yani, unutmuşum biraz ama izlerken tabii hatırladım yani. Onu da görüyoruz. Yani bunlar hep böyle şeylere yayılmış işte. Bir de işte Tesseract aslında. 1995'te geçiyorken Tesseract'ı alma mücadelesini görüyoruz bir yandan da. Tesseract daha önce işte Captain America'da vardı, zaten diğerlerinde vardı. Yani en son noktada hangi taş olduğunu hatırlamıyorum da. Tesseract'ın işte aslında o enerjinin sağlayan şeylerden birisi aslında. Bir hikayede hani böyle veriyorlar. Bir motor var, o motor patlıyor. İşte sonrasında hafızasını kaybediyor ya da hafızasını siliyorlar. Ondan bilgi edinmeye çalışıyorlar Lawson'la ilgili. Onu bir Kree gibi eğitiyorlar 6 yıl boyunca. O da hep Skrull'lara karşı geliyor. Ha, ben bunu sevdim. Şimdi küçük küçük böyle şeyler var. İşte yani anekdotlar var. Mesela Kedi Goose olayı bu çizgi romanda da vardı. Flerken falan diyordu. Orada hani galaksinin koruyucularından Rocket geliyordu. Bu Flerken diyor, bu çok kedi değil diyor. Kedi nedir ya diyor. Bu çok tehlikeli falan. Mesela çizgi romanda bunu açıklamamış. Bu benim okuduğum çizgi romanda. Ama daha öncesinde zaten Flerkenler var. Böyle içinden böyle ahtapot kolları gibi yaratık kolları falan çıkıyor. Sanırım böyle yani içinde de başka bir dünya var. Nasıl bir şey? Sonra sızdırdığına göre biraz böyle doktoru bilenler için TARDIS'vari bir şey. Yani küçücük kediden devasa kollar çıkıp 4-5 tane askeri falan haklıyor. O Goose'un orada vardı muhabbet. Yani, Chewie olan. Yani,
tabii ki diye geçiyordu. Onunla böyle fotoğraflarını da koyarım olmadı. Hani ne demek istedim. Hani bayağı korkuyordu yani Rocket ondan. Ama tabii kimse bilmiyordu. Goose'un da aslında böyle bir yaratık olduğunu öğrenmiş olduk. İşte Tesseract'ı o yutuyor. Sonrasında sanırım ben izleyemedim. Onu söyleyeyim. Hani after credit'ler. Son after credit'i. Orada zaten kusuyormuş galiba. Hani baktım açıkçası sonrasında bir yerlerde buldum bir şeyler yani. Nasıl bir şey, çok önemli bir şey de değil yani. Ha tabii ilk after credit var. O önemli, ya da ne diyorlar ona, orta mid after credit mi denir yani. Orada çok önemli bir şey oluyor tabii. Onu da söyleriz. Bakayım başka ne yazmışım. Mesela o arkadaşının kızı olan şeyde, kız da mesela işte kaptan da şey, teğmen baş belası gibi işte çevriliyor. O da mesela çizgi romanda vardı benim okuduğumda. Ama orada biraz daha farklıydı. Yine arkadaşı var işte, orada mesela Carol özgürlük elinde falan yaşıyor. Ona işte gidiyorlar, orada kalıyor. Başka Carol'de, asıl önemli şeylerden birisi de mesela aslında ilk Kaptan Amerika'dır Avenger diye geçer ama bu filmle aslında görmüş olduk ki İlk Avenger aslında Captain Marvel. Ama şöyle de bir şey var. Aslında yani dünyayı evet kurtarmış oldu Kree'lerden falan ya da işte Skrull'lardan bir nevi. Ama aslında zaten dünyayı yok etmeye gelen kişiler değillerdi bunlar. Tamamen kendi Tesseract'ı falan ele geçirmek isteyen kişiler. Avenger aslında Captain Marvel'ın, yani Carol Danvers'ın Nikki'ymiş arkadaşlar. Yani bu uçağında yazan bir şey. Bu arada hani Carol da hani bir uçak pilotu ama test uçak pilotu. Bunun dışında Nick Fury'nin gözünün kedi tarafından, Goose tarafından kör edilmesi hikayesi de bence eğlenceliydi. Gerçekten yani film herhalde bu kadar. Söyleyebileceğim şeyler bunlar. Genel olarak böyle, evet. Yani aksiyonunu sevdim mi sevdim. Bence hikayesi belli bir formül var. Onu uygulamışlar. Gayet basit. Ama hiç beni rahatsız eden bir şey olmadı bu anlamda. Evet, sıkıntılar var. Yani birkaç yerde. Yani aksiyonu bazı noktalarda bu nedir diye sormadan aksiyona dalındığı anlar var. Mesela Captain Marvel için söylemedim. İşte Captain Marvel'ın arkadaşı olabilir, Nick Fury olabilir falan. Hadi tamam, Nick Fury biraz deneyimli falan ama işte ne bileyim bu Coulson olan işte ajan bir anda onları bırakıyor falan. Tamam hadi geçin, görmedim yapıyor yani. Yani bunları çok vermemişler, bazı hissiyat olarak yani vermemişler ama hani öncel bilgilerimiz olduğu için yani en azından izleyenler için gayet anlaşılabilir şeyler. Bence ilk defa bile bir Avenger filmi izleyecek birisi için, yani işte Marvel filmi izleyecek birisi için bile gayet keyifli bir film olmuş yani. Hani bir şey böyle ya anlaşılmayacak bir durum yok yani. Bence dönem falan da çok güzel yansıtmış. Hani kostümler falan da fena değildi. Dediğim gibi müzikler zaten bir Pınar Toprak'tı sanırım tarafından yapılmış. Gayet iyiydi. Mesela Avenger yazısını gördüğümüzde tabii orada şey Infinity War Endgame müziği geliyor, yükseliyor falan. Direkt böyle insan hoşuna gidiyor yani. Onun dışında aklımda pek bir şey yok. Ya ben genel olarak beğendim. After credit olayı var. Orası çok kritik. Orada işte Captain Marvel cihazını buluyorlar ve şey diyor. Bu nedir diyor. Ne işe yarar? İyi midir kötü müdür belli değil falan diyor. İşte orada Bruce Banner var. War Machine var. Rhodes var. Natasha var. Bir de zaten işte Kaptan Amerika var. Dördü bakıyorlar falan. Yani bu nedir? Bunu işte demek ki yani Nick Fury bir şey biliyor ki bunu, bu cihazı kime sinyal yolladığını biliyor olmalı falan diyorlar. Arkasını biliyor Natasha. Kaptan Marvel'ı görüyoruz. Sanki biraz böyle yaşlanmış gibi falan geldi bana. Şimdi diyor ki ne, Fury nerede diyor orada Kaptan Marvel ve o hikaye bitiyor. Yani o kısa şey bitiyor. Yani büyük ihtimalle zaten Endgame setinde çekilmiş bu. Hatta Endgame fragmanlarıyla da uyumlu bir sahneye benziyor. Yani çok o an, yani şimdi kaç yıl geçti falan bilmiyoruz hikayede. Büyük ihtimalle mesajı gönderdikten sonraki ilk zamanlarda olan bir şey bu olsa gerek. Şöyle bir şey düşündüm ben. Şimdi 25 yıldır falan yaklaşık olarak 95'ten 2019'a kaç oluyor? 24 yıldır falan olmamış oluyor. Yani orada hangi yıldaydı şu an hatırlamıyorum Endgame'de ama belki daha bile fazla olabilir. Captain Marvel yok ortada. Hiç dünyaya gelip gelmediğini bilmiyoruz. Ya belki geldi ama görev amacıyla gelmedi. İşte en son Skrull'lara gezegen aramak için gittiğini gördük. Ya da işte Skrull ya da başka şey, bir sürü, hatta binlerce Skrull var falan dağılmış etrafa dedi Talos. Yani onun da aslında Thanos'tan habersiz olmasının ihtimali yok. Çünkü adam evrenin yarısını yok etti. Haliyle benim tahminim şu, o biliyor bunu, bilerek gelecek diye düşünüyorum. Yani Thanos'u bilmeden geldiğini düşünmüyorum ama Nick Fury'nin de cevap vermiş oluyor çağrısına. Bunu düşünüyorum tabii ki.
Yani başka bir şey gelmiyor orada o sahneden aklıma, ama hani bir de Captain Marvel bayağı şey duruyor böyle, 20 yıllık 25 yıllık bir deneyimle artık Captain Marvel olmuş, gücünün artık doruğuna ulaşmış. Çünkü filmin artık son bölümünde bayağı güçlü görüyorduk onu. Yani adım adım güçlerinin farkına varıp daha da güçleniyordu. Hani kostümünü falan yapıyordu. Ama en sonunda artık 25 yıl geçmiş. Düşün yani. Hani Tony Stark'ın bile, yani Iron Man'in bile 25 yıllık bir ömrü yok yani. Captain Marvel 25-30 yıllık bir ömrü olduğunu düşünürseniz, hani 6 yılda işte Kree'lerin arasındayken ki dönemi sayarsak, en azından 30 yıllık bir hikayesi var Captain Marvel'ın. Yani bir deneyimi var. Tabii bu şey de var. Belki Captain Marvel başka, yani yaşlanmamasını nasıl açıklayacaklar? Kree kanıyla olduğu için olabilir belki. Ben o kadar bilmiyorum. Çizgi roman okuyanlar daha iyi bilir. Belki o da başka türlü boyutsal işlere girişebilirler. Böyle arkadaşlar, yani benim filmi dediğim gibi beğendim. Eğer zaten izlememiş olursanız da çok garip olur. Ben buraya kadar spoilerlı konuşmuş oldum. Sizin de düşünceleriniz varsa belirtin. Ben şimdi bazen hani ufak notlar aldım. Onların üzerinden konuşuyorum ama unuttuğum şeyler olabilir. Yorumlarda bazen bu hani bir şeyler oluyor. Benim de aklıma bir şey geliyor. Tahmin de yürütebiliyoruz öylece. Güzel oluyor. Kendinize iyi bakın diyorum. İşte kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Hoşça kalın diyorum.